Yine Tevbe suresi 122. ayette o mekkenel müminun liyenfiru kaffe, müminlerin topluca sefere çıkmaları gerekmez. Nefara, yani koşturarak çıkıyorlar. Firar ediyorlar adeta sanki yani. Felevla nefara min kulli firqatin minhum taifetun, her taifeden de bir fırka yine firar etse nereye, liyetefakkahu fiddin, dinde fıkıh edinmek için, dini hususlarda bilgilenmek için. Ve yunziru kavmahum izâ reca'u ileyhim, ve kavimleri, savaşa giden kavimleri döndüklerinde onları uyarabilsinler diye. Uyarsınlar da leallehum yahzarun, bu uyarılar neticesinde onlar da tedbirlerini alsınlar. Onlar da hayatın sıkıntılarından, cazibesinden, aldatmasından ve tehlikelerinden tedbir alsınlar. Yani bu dini hususlarda dini bilgilenmeyi toplumdaki bu savaştan geri kalan, özellikle geri kalan, ona artık geri kalan demeyelim de Allah Azze ve Celle çünkü öyle kötü bir kelime, kötü bir fiil kullanmamış onlara. Onlar da ilme sefere çıkan kimseler diyor. Onları da aynı şekilde onurlandırmış. Çünkü bir geri kalma kelimesi ağır bir kelime. Ruhsat falan bunlar da yine çünkü leysa alel a'ma haracun ve la alel a'raci haracun ve la, bunlar da yine böyle özürlerle falan ilgili geçen yerlerde. Ama bunları da Cenab-ı Hak ilme firar eden, onlarla eşdeğer bir konumda onurlandırmış. Aynı ayette liyenfiru dediği savaşa firar edenler, infiru hifafen ve thikalen, ağır hafif, hepiniz savaşa yola koyulun dediği Cenab-ı Hak çok yerde bu ayeti kullanıyor. Bir bakıma hayattan cihada kaçış, Allah'a doğru kişinin vuslata doğru kaçışı gibi son derece özlem dolu bir ifade. Aynısını ilime, her fırkadan ilime seçilecekler için. Burası da çok dikkat çekici. İşte falanca aileden 3-5 kişi veya 15-20 kişi olursa ne olur? Niye her fırkadan? Dikkat çekici burası. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَ, her fırkadan bir taife. Bunlar. Böylece demek ki Allah Azze ve Celle, burası yorum artık, homojen bir statü oluşturuyor. Yani böyle ilim birilerinin elinde kartel gibi bir etnik kesimin, bir ailenin olursa o zaman onun suistimali daha çok kolaylaşır. Onlar kendi ailevi veya kabilevi veya aşiret temelli mülahazalarını ilim üzerinden şeye, ranta dönüştürmeye kalkışabilirler. O yüzden her fırkadan bir taife demesi çok ilginç. Bunun hem böyle suistimalin önünü alan bir tarafı var, hem de topluma geri döndüğünde bu ilmi birikim toplumu daha rahat ikna eder. Yani bizden de birisi var o heyetin içerisinde, onlardan da birisi var. Bu ilmi mesai yapmış heyet topluma bir istikamet çizdiğinde, çünkü onlar bu ara dönemde ilimden istifadeden belli ölçüde yoksun kaldılar. Sefere çıktılar, savaş haline çıktılar. Bu geri döndüklerinde onların tekrardan nasıl çabucak adepte olabilmeleri için geriye bıraktıkları bir taife. Demek ki bu ancak böyle savaş zamanı olabilecek bir şey. Normal zamanda herkes ilmi gayretin ve ilmi mesainin içinde olacak. Bu böyle normal dışı default olarak önerilmiş bir şey değil. Her fırkadan bir taife ilim yapsın, diğerleri mesleklerine baksınlar. Öyle değil. Savaş için öngörülmüş bir şey. Hal böyle olunca demek ki savaş harici normal durumlarda herkes dinde fıkıh sahibi olmak, dinde kavrayış sahibi olmak, bireyler üzerine her birine ayrı ayrı birer yükümlülük. O kadar önemli bir yükümlülük ki savaş zamanı bile ihmal edilmemiş, edilmesi öngörülmemiş. Geride bıraktıklarına siz iyice çalışın, biz geldiğimizde bizim o eksiğimizi sizin üzerinizden gelir gelmez kapatalım. Yoksa ne oluruz? Yoksa hayata karşı tedbirsiz ve sakınma hususunda açık veririz. Bu kez hayat bizi kuşatır ve boşluğa çeker. Bu denli demek ki dinde fıkıh sahibi olmak ve bu anlamdaki bilgilenmek kişiyi sebat etmesine yarayan, kişiye hayatın
tehlikelerine karşı gardını almasına destek olan bir boyutu var. Demek ki o zaman dinde ilim olmaksızın kişi nasıl hayatın tehlikelerine, şeytanın vesveselerine, hayatın cazibesine karşı korunma refleksi kazanacak? Bu ayet bu açılardan son derece güçlü şeyler içeriyor, anlamlar içeriyor. Her neresine elinizi atarsanız olağanüstü. Ve aynı şekilde savaşa gitmeyip geri kalan bu kimseleri Cenab-ı Hakk'ın savaşa gidermişçesine onurlandırması, o zaten olağanüstü ilim için uğraşan kimseler açısından olağanüstü bir teselli diyelim. Teselli değil, vaat diyelim hadi, ama çok güzel bir şey. Fakat اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Döndüklerinde onları sakındırsınlar diye. Demek ki eğer geride savaştan dönüldüğünde, olur ya savaşa gidenler arasında çok ilim sahipleri savaşta ölmeleri durumunda, toplum bu manada ilim sahiplerinden yoksun kalmasın. Yani geride bir topluluk savaşa gittiğinde neyi bırakır? En önemli hazinelerini bir yerlere bırakır ki değerlerini geri döndüğünde toplum inşasını tekrar onlar üzerinden çabucak gerçekleştirsin ve dinamizmine tekrar kavuşsun. İşte bu onun gibi bir şey. Hayatta en elzem şey ekmekten, havadan, sudan daha önemli gibi bu ilmi mesai yapacak ve topluma tekrar döndüğünde o hayat akışını. O yüzden diyorlar ki Çanakkale sonrası Anadolu'da toplum hayatı çöktü. Çünkü ilim erbabını Çanakkale'de kaybedince, hatta bazıları özellikle onlar cihada olan, şehadete olan iştiyakları dolayısıyla kaybedildiler orada. Böyle olunca geri dönüldüğünde toplumu ayakta tutacak, tekrar o diriliğini sağlayacak ilmi merciler kaybolmuştu ve toplum sürü gibi yönlendirilmeye müsait hale gelmişti ve toparlanamadı. Her türlü neşlere açık hale geldi deniyor. Yani Çanakkale'deki kaybın toplumun ilmi güvencelerini kaybetmesi açısından büyük bir yara açtığını Anadolu'daki halk açısından. O yüzden Allah Azze ve Celle savaşa giderken geride tedbirinizi alın da bu ilmi mesai yapacak geri dönenleri tekrardan sakındıracak, bilgilendirecek ve toparlanabilmesini sağlayacak bir şeyi, adeta itfaiye ekibi gibi orada her taifeden seçerek bırakın. Bu bilgilenmenin dinde, bak özellikle dinde bilgilenmenin Müslüman toplum açısından ne denli elzem olduğunu böyle masanın ortasına küt diye bırakan bir ayet-i kerime. Düşünün ki bırakın savaş halini. Savaş dışı bir ortamda bile bugün İslam toplulukları dinde bilgilenmeyi artık ekstra sayıyor. Veya açıkça söyleyelim, ayıp değil, meslek olarak sayıyor. Bu o kadar çirkin, o kadar çirkin bir şey ki. Bu bizim, yani bunu söylediğimde bunun çirkinliğini kavrayamıyorsak bile bu bizim kodlarımızın ne kadar orijinden koptuğunu, ne kadar eksen kayması yaşadığımızı gösterir. Yoksa İslam toplumu bütün bireyleriyle dinde bilgilenen ve bu kazandığı bilgilerle kendi içinde son derece birbirine sıkı bağlar ile oluşturulmuş bir sevgi toplumu, her birinin Allah'a doğru yürüdüğü ve birbirlerine koşut hızla ilerledikleri, dolayısıyla da etrafa sürekli çabucak yayıldıkları bir toplum. Bunun İslam'ın ilk dönemleri açısından bakarsanız ne dediğimi anlarsınız. Ama bugünkü ortamda kendisi ayakta duramıyor. Yani bir İslami bir toplum düşünün bir yerde. Bırakın kendisini etrafa kopyalamasını, genişlemesini, büyülmesini, saçılmasını, bir ışık gibi kendi ayakları üzerinde duramıyor. Neden? Çünkü dinde bilgilenme dediğimiz hususu kendi içinde bazı bireylere tevdi etmiş. Onlara bunu meslek olarak takdim etmiş. Onlar da bunu meslek olarak icra ediyorlar. Maişetlerini sağladıkları bir şey olarak. Diğerleri de bundan müstagni. Onlara sadece kuru bazı ibadet türleri öğretilmiş. Onlarla dini ritüel tarzı diğer batıl dinlerdeki gibi bir ameliyeye, kuru bir ameliyeye dönüşmüş. Kulun İslam gibi bir dinden tatmin olup
hayatını buna adadığı bir süreç tamamen artık boğulmuş gibi. Dolayısıyla biz bu ayeti o bakımdan anlamakta zorlanıyoruz. Ne bu ya, savaşa gidiyoruz. Geride birilerini bırakacağız da aman kesintiye uğramasın, dini bilgilenme diyeceğiz. O zaten savaş dışında da kesintideydi ki, yoktu ki. Dediğimiz bir yerdeyiz. Gidenlerin savaş bilgilenmelerini, hani savaş dönemi esnasındaki kesintilerini geride kalanlar daha bir hızlı çalışıp fazla mesai yapıp döndüklerinde kapatsınlar diye. Bu ne ya? Bu şeyde kişiye benziyor. Hani emanetlerin olduğu yerde kesintisiz kıraat var ya. Yani bunun hayata şamil bir bilgilenmeye karşılık geldiğini düşünün. Ya biz bugün burada her gün dersleri yapıyor, herkes dersini yapıyor. Dinde fıkıh bilgilenmeye herkes adapte olmuş. Gider ayak herkes kendi bayrağını, kendi şeyini, sofrasını, halkasını belli kimselere emanet edip siz aman buraları şey yapın, sürdürün, siz bilgilenmeye devam edin. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam ederiz. Burada kesinti olmasın diye bir anlayışı yansıtıyor bu, ki biz bugün için bundan çok uzaktayız. Dinde bilgilenme dediğimiz şey sadece sonuçları itibariyle, ilmihal ile sınırlı. O da herkes yaparsa namazı nasıl kılacağını bilmeli, orucu nasıl tutacağını bilmeli, hadesten tahareti, abdestin, namazın ve işte kaç sayıda farz, 40, 50, 30 neyse, bunlar ile bir avam kitlesi yaratılmak suretiyle aslında İslam'ın Allah'ın elçisini oluşturduğu, inşa ettiği toplumun tamamen uzağında, dinamizmden yoksun, dediğim gibi kendi ayakları üzerinde durmaya bile mecali olmayan bir toplum inşa etmiş oluyoruz ki böyle bir toplumda dini bilgilenme de meslek haline dönüşmüş.